Halliye Belediye Başkanımıza başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyoruz teşviklerinizden dolayı. İfade ettiğim gibi Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Tüm emekçilerin yanında olduğumuz gibi, emeği kutsal bildiğimiz gibi, çalışan gazetecilerin de emeklerine büyük saygı duyduğumuzu, sorunlarını bildiğimizi, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisinin her bakımdan özgür bir gazetecilik anlayışının ülkede hakim kılınması gerektiğini ifade ediyoruz. Medya dördüncü kuvvet olarak önemli bir kamu hizmeti yürütmekte ve bu hizmeti yürütürken mutlaka ekonomi özgürlüğünün ve her türlü bağımsızlığının önemli olduğunu, sansüre zaten karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Umarım ve dilerim ki hedeflediğimiz ileri demokraside özellikle Anadolu medyasının ekonomik sorunlarının giderilerek daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasını sağlarız. Bunu hepiniz kadar, hepinizden çok temenni ettiğimi ifade etmek isterim her şeyden önce. İnşallah ülkemiz geliştikçe, demokrasimiz geliştikçe, refah tabana yayıldıkça, sermaye Anadolu'ya daha çok geldikçe bu dediğimizde gerçekleşecek. Ve hiç şüphe yok ki bugün de dün de daha iyidir Anadolu gazetecileri bakımından. Daha da iyi olacak. Buna da yürekten inanıyorum. İfade ettiğim gibi esas 2014 yılı genel değerlendirmesini akşam ilimizde yayın yapan 4 televizyonumuzda saat 20.30'da yapacağız. Değerli arkadaşlarımızla beraber Güneydoğu Televizyonu kanalı halkın gündemi bu üçüyle ilgili. Bunun için geldiğimiz ilk günden kentin yeni gelişim alanlarını belirtip yeni kaynak sağlayacak dönüşüm projeleri için burada teşkilatımıza, meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'de rekordur 11 adet kentsel dönüşüm kararını meclisimizden çıkarttık. Bunlardan iki tanesinin satın alma işlemleri de büyük ölçüde tamamlandı. Şuski'nin yeriyle 300 evler. Şuski'yi devraldık. Şuski 300 evler de hazır. Üç tanesinin Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Diğerlerinin de işlemleri sürüyor. Burada bir yandan kentin gelişim alanını planlarken diğer yandan bu bölgelerdeki hazine arazilerini emlak vergisine esas değer üzerinden alacağımız için belediyemize önemli ölçüde gelir elde edeceğiz. Bunun ilk partisi de Şuski'nin yeridir. Şuski'nin yanında mevcut Urfa AVM'nin yanındaki parseli inşallah önümüzdeki hafta ihaleye çıkaracağız. Arkasından burayı parselledik. Akşam yeni imar durumunu ekranlara getireceğiz. Açık ihale suretiyle satacağız. Çalışan Gazeteciler Günü'nü de ayrıyeten kutluyorum. Ben de başkanımızın ifade ettiği gibi
Kuvvetler Ayrılığı sistemi içerisinde yeri olan medyanın önemli biliyorum. Medyanın bağımsız olmasını, sansürsüz olmasını destekliyorum tabii ki. Bu noktada Şanlıurfa medyası için bize düşen görevler neyse üzerimize düşeni yerine getireceğiz inşallah. Tabii pazar günü görevi devraldık. Bugün birkaç gündür misafirlerimizi kabul ediyoruz. Hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bundan sonra 7 Haziran seçimi için teşkilat olarak hazırlıklarımız başlayacak. Henüz daha partimizin de Yüksek Seçim Kurulu'nda tahmin ediyorum tek bir seçim takvimi 10 Şubat itibariyle kamu görevlileri istifalarını sunacaklar. Onun dışında bir seçim takvimi belirlenmiş değil. Başkanımı dinledik. Daha önce de dinliyorduk. Yapılanlar çok şeyler. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii görevi almasından bu yana geçen zaman çok fazla değil. 7 aylık gibi süre geçmiş. Bu 7 aylık süre içerisinde yapılanların az olmadığına hep beraber şahit olduk. Zamanında Şanlıurfa çalışan gazeteciler deneyim olarak şimdiye kadar başkanım, il başkanım, belediye başkanım bu gazeteciler gününde çok güzel şeyler söylediler. Ve Şanlıurfa'nın gazetecilerin ve Türkiye'nin en kötü durumda olduğunu hem gazetelerin hem televizyonların maddi olarak özellikle çalışan gazetecilerimizin askeri ücretin altında aldığını size belirtmek istiyorum. Bu gazeteciler çalışan gazetecilerimiz olarak çok zor durumdalar. Geçmişte Şanlıurfa'da bir Tokyo olayı oldu. Burada emeği geçen herkese canlı gönlüne teşekkür ediyorum. Ve bu Tokyo'da gerçekte çalışan gazetecilerin %20'sini faydalandığını görmekteyiz. Burada da Sayın İl Başkanım da güzel sözler söyledi. Gazetecilerin hep yanında olacağımızı. Bu gazetecilerimize çalışan gazetecilerin huzurunda Sayın Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza bir Tokyo olayını gerçekte çalışan basın sigortası olan arkadaşlara vermek üzere böyle bir girişimimizi özellikle bu gazeteciler gününde sizde rica ediyorum. Gerçekten yani askeri ücret almıyor. Türkiye'nin en kötü durumda ve gazetecilerin ismini çok kötü bir şekilde lanse edilmektedir. Bu kötülüğünün önüne çıkmak için ve bu gazetecilerin ne kadar size, ne kadar belediyemize, ne kadar memleketimize faydalı olacağını sorusunu takdirinize bırakıyorum. Bu konuda bu çalışan gazeteciler, gerçekte çalışan gazeteciler TOKİ'de ve belediyelerimizle ortaklaşa bir yerde bunların en azından onu sahip edelim ve dışarıda kalan gazeteci kardeşlerimiz de var. Ve bu geçmiş TOKİ'de diyeceksiniz bazı arkadaşlarımız faydalanamadı. Maddi durumdan, zor durumda olan arkadaşlarımız var. 800 kağıtta, 550 kağıtta çalışan şu an sahada çalışan kardeşlerimiz var. Bu insanlar bu toplumu özet edemedi. Bu konuda sizin belediye başkanlarımızın, il başkanımızın bu konuda katkılarını bekliyorum. Urfa'mızın sesi 4. şahıs gazeteci olduğunu bir an önce söylediniz. 4. şahıs olabilmesi için insanların maddi manevi olarak bir güç olmalarını istiyorum. Ve sizin takdirinize bakıyorum. Yani iyi bir soru sordum. Ama sorunun gene bir temelini biz tespit edelim. Tarihe not düşelim. Şimdi Türkiye'nin en zorda olan gazeteciliği. Bu önemli günde. Önemli bir gün yani. Bu hakikaten seni bir de herkes kulak kabarttı. Herkes kulak kabarttı. Evet. Yani bu mesajı bekliyoruz başkanım sizden. Şimdi ben önce iyi yaptığımız, Türkiye'de olmayan bir şeyi yaptığımızı ifade edeyim bugün için. Evet. Nedir o? Biz geldiğimizde 229 Karaköprü'deki gazeteciler, konutları işi bitmişti. Tabii gelirim. Hamdolsun tam 229 konut hem de hiçbir ayrım yapılmadan 3 ayrı ölmüş bitmiş. Ölmüştü yani. Kapanmıştı defter ama geldiler. Kamil Bey geldi, Kapaklı geldi, Veysel Bey geldi. Geldiler. O uğraş herhalde 5-6 ay uğraştık. Proje tadili yaptırdık falan. Ve bugün net ifade edelim.
15 bin liraya alınan konutların bugün 90 bin liraya çıktığını duydum. Doğru mu arkadaşlar? Ama maalesef pastacılar aldı. Siz işler giremem. Girersem ayıp olur. Yazık olur için. Gerek bakkallar odası için yapılan binalarda gene ve Hilvan için yapılan konutlarda önemli indirimleri sağladık. Türkiye'de tektir.